Merhabalar. Uzun süredir düzenli video çekemiyordum. Bir süre daha düzenli bir şekilde video çekemeyeceğim. Sınav dönemindeyim. Birazcık yorucu. Daha demin de uyuyordum. Uyandım. Dedim bari bir video çekeyim. Videomun konusunu bulmam pek zor olmadı. Yakın dönemde edindiğim Karpa Yayıncılığın 5 tane eseri var elimde. Kısa sürede okudum bunları. Ve size de anlatmak istiyorum. Karpa yayıncılık hakkında bundan önceki birkaç videomda bahsetmiştim sanırım. Kitap yurdunda dolanırken keşfettim ve çok makul fiyatlara satıyorlardı kitaplarını. Ben de madem öyle alayım okuyayım dedim. Bunların içinden aldığım 5 tanesinden şunu anladım ki Karpa yayıncılık dünya klasiklerine geçmiş birkaç eser dışında genellikle denemek yazıları gibi, makaleler gibi, yazarların farklı dönemde kaleme aldıkları yazıların derlemesi gibi daha çok didaktik eserler yayımlıyor sanıyorum ki. Daha çok öğretici hani sosyoloji kitapları, psikoloji kitapları, felsefe kitapları gibi gibi kitaplar daha çok yayınlanıyor. Roman çok az var içerisinde. Mesela George Orwell'ın Hayvan Çiftliği basılmış. Birkaç tane daha dünya klasiklerinden roman var ama genel hatlarıyla size bahsettiğim gibi. Örnek verecek olursam George Orwell'ın Kitaplar ve Sigaralar adlı eserini ben bu yayıncılık sayesinde tanıdım. Hatta alırken roman zannettim. Dedim hani kısa, güzel de okunur. George Orwell'ı 1984 ve hayvan çiftliğinden seviyoruz zaten. Ama aldıktan sonra fark ettim ki hem okurken hem okuduktan sonra yaptığım araştırmalar sonucunda çok da bir araştırmalık bir şey yok da. Bu kitap George Orwell'ın farklı yıllarda kaleme aldığı yazıların derlemesiyle oluşmuş bir kitap. E, kitabın adında Kitaplar ve Sigaralar adıyla yayınlanmış e, yazısı var. Ülkem sağ mı sol mu derken İngiltere hakkında bahsettiği yazıları var. Çeşitli çeşitli konularda yazıları var. Burada da bir e, George Orwell'a bir iğneleme yapmak istiyorum. Daha demin söylediğim Ülkem Sağ mı Sol mu adlı yazısında şunu fark ettim. Şimdi biliyorsunuz George Orwell 1984 adlı eserinde muazzam bir distopya kuruyor. Bambaşka bir dünyaya götürüyor. Hani yasalarıyla, kanunlarıyla, insanların yaşayışıyla muazzam bir dünya. Hayvan çiftliği kısa sürede yazılmış Sovyet Rusyası'nın politikalarına karşı, görüşlerine karşı, yaşam biçimine karşı bir iğneleme niteliğinde bir Eser. George Orwell'da Ülkem Sağ mı Sol mu adlı makalesini İngiltere'den öyle bir bahsediyor ki yani sanır böyle elinize mıncırasınız gelir İngiltere'yi. Biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'nın çıkma nedenlerini, Birinci Dünya Savaşı sürecinde İngiltere'nin Büyük Britanya İmparatorluğu'nun politikalarını ve daha sonrasındaki politikalarını pek çoğumuz biliyoruz. 1. Dünya Savaşı esnasında dünyaya çektirdikleri ve sonrasında çektirdikleri hepimizin farkında olduğu bir durum. George Orwell Birinci Dünya Savaşı'ndan öyle bir bahsediyor ki oldu bitti gitti işte. Önümüze bakalım derken 2. Dünya Savaşı'ndan öyle bir öfkeyle, e, lanetle öyle bir ateş püskürüyor ki o Sovyet Rusyası'na 2. Dünya Savaşı'nın ardından bir kaldım kendi kendime. Bu adam Hitler'e bile bu kadar kızgın değil. İkinci Dünya Savaşı'nı çıkaran, başlatan, Avrupa'yı yerle bir eden, bina üstünde bina taş üstünde taş bırakmayan Hitler'e bile bu kadar kızgın değil. Bu adam faşist. E tamam Sovyet Rusya'sı sol görüşlü, komünist. Ama bu adam da faşist. Yani Almandan üstün kimse yoktur diyor. Peki George Orwell'cığım Ben de şöyle bir soru yöneltmek istiyorum sana. Senin acaba e, karşıt görüşlerin sol görüşe mi, komünist politikaya mı yoksa özellikle Sovyet Rusya'sına mı? Bunu çok merak etmek istiyorum. Biliyorsunuz Avrupa Batı bloğu, NATO diyelim demeye de biliriz. Batı bloğu Sovyet Rusya'ya karşı inanılmaz örgütleniyor onların e, komünizmi yaymaması adına. Ama George Orwell da bunlardan biri. Ama şimdi İngiltere'den öyle bir bahsediyor ki George Orwell'a. Yani sanırsınız melekler ülkesi. Burada ben George Orwell'ın yaklaşımına, yani o aklındakilere birazcık pürüzlendim. Bunu dile getirmek istedim. Çok da konuyu bulandırmadan. Ama onun dışında edebi yazıları kesinlikle okumaya okumamız gerekir. İkinci kitabım. Edgar Allan Poe'nun Morg Sokağı Cinayetlerim. Edgar Allan Poe ile ilgili şöyle bir yazı okumuştum. Kendisi bu polisiye romanlarının, suç romanlarının öncüsü, atası, önde gidenlerinden biri olduğu ile ilgili. Ve kesinlikle kendisine verilen bu lakabı, ünvanı hak eden bir insan. Zaten 64 sayfa çok kısa bir eser. Hepinizin okumasını tavsiye ederim. Kesinlikle zaman kaybı olmayacaktır. Şöyle bir kez daha göstermiş olayım. İş sıradaki kitabım Jules Payot'un İrade Terbiyesi. Jules Payot eğitimci bir kişilik ama birazcık e, gördüğüm kadarıyla atarlı bir kişilik. E, mevcut eğitim sistemlerini eleştirirken, yeni eğitim sistemlerini önerirken, daha sistematik, daha örgütlü, daha komple eğitim sistemlerini ilgilen, e, önerirken, anlatırken birazcık atarlı bir tavrı var. Zaten e, bundan sonraki eserlerinde, Birkaç defa başı belaya girecek bir insan. Ama en nihayetinde eğitimci. Bizim burada Jules Payot'un kişiliğini değil de yazdıklarını okumamız. O yüzden kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Bir diğer kitabımız. Gustave Le Bon. Fransız bir sosyolog kendisi. Eserde de bu toplumların, kitlelerin nasıl hep beraber bir anda topyekun çöküşe geçtiğini ve bu Topyekün çöküşün bir anda nasıl hep birlikte toparlanabileceği ilgili, toplumlar hakkında, o toplumların yozlaşmışlığı hakkında, bu toplumların nasıl ayağa kalkabileceği, nasıl sistematik hale getirilebileceği hakkında çok güzel tespitleri bulunan size de okumanızı önerdiğim bir kitap. Bu tarz kitapları okumayı önemsiyorum. yani romanları okurken. ...güzel hikayeler okuyoruz. Şiirler, güzel hikayeler okuyoruz. Tarih kitapları, tarih öğreniyoruz. Ama bu tarz sosyologların... ...psikologların... E, ...kitaplarını da... ...okumanızı öneriyorum. Bu videoyu da montajlamayacağım. Bu takılmalarım kalacak. Alelacele bir video olsun istedim ama... ...şimdiye kadar iyi gittim gibi sanki. Son kitabım. Grigori Petrov'un... ...Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde. Bu kitap... E, Grigori Petrov Rus bir yazar kendisi. Ama e, Rusya'da e, söylemleri yüzünden, görüşleri yüzünden sevilmeyen bir insan. E, Kilise ile pek çok çatışmaları var. Zaten kitabı okurken neden sevilmediğini rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Kitap e, Finlandiya ülkesinin nasıl e, geçmişten günümüze bir perspektifini, bir kronolojisini demeyelim de bir perspektifini çiziyor. Biliyorsunuz günümüzde... Finlandiya dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. Buraya nasıl geldiler? Finlandiya biliyorsunuz tarihte pek adını duymadığımız bir devlet. Yani toplumsal, askeri, idari, mali, ekonomik, medeni, kültürel her anlamda gelişimini bu kitabında Grigori Petro bize anlatıyor. Biliyorsunuz Rusya, Rus İmparatorluğu'nun Finlandiya toprakları üzerinde büyük emelleri vardı. Kendisini Avrupa'ya karşı koruyabilmek için Finlandiya topraklarının işgalini zaruri görüyorlardı. Pek çok defa da Finlandiya'yı işgal ettiler. Grigori Petrov burada Rus politikasına da hicivlemelerde bulunuyor. Bir Rus olmasına rağmen bunu dile getirebilmesi, kalem alması takdire şayan. Öte yandan sadece Finlandiya üzerinde değil. Bir devletin nasıl tekrar ayağa kalkabileceği, nasıl sistematik hale gelebileceği, örgütlenebileceği, kendini geliştirebileceği ile ilgili çok güzel tespitler var. Mustafa Kemal'in neden bu kitabı Türkçeye çevrettirip, çevriltirip okullarda okutulmayı önerdiğini anlamamız pek de zor olmuyor kitabı okuduktan sonra. Eser öncelikle Bulgar topraklarında popülerleşmeye başlıyor, oradan da Türkiye'ye geliyor ve Türkiye'de inanılmaz popülerleşiyor. Geçenlerde girmeyeceğim o konuya. Öneriyorum. Şöyle tekrar göstermiş olayım. Videoyu da burada sonlandıracağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu sefer videonun sonunda bir müzik girmeyecek. Montajlamadan atıyorum bu videoyu. Öyle hızlı bir video olsun istedim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.